Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Önümde kocaman bir böyle bitkilerle dolu koli var. Bu koli neyin nesi? Ah Dilek Hanım, ya beni bitirdiniz ya, beni bitirdiniz gerçekten. Dilek Hanım biliyorsunuz, her zaman videolarımda bahsediyorum. Bendeki emanet bitkilerin sahibi kendimiz, yani ikimiz de aynı canlıdan bitki almıştık. Kendisi yurt dışında olduğu için bana emanet bıraktı. Başım gözüm üstüne baktım, seve seve hem sevdim hem ilgilendim hem baktım. Kendisi izine geldi eşiyle, hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Bana da iki koli gönderdiğini söyledi. Yani ben şimdi kokulu lilyum zambak istemiştim kendisinden, Hollanda'dan, ki Hollanda biliyorsunuz lale şehri, yani lalelerin ve bütün bitkilerin, soğanlı bitkilerin hakim olduğu bir ülke. Bir anda pat diye aklıma geldi, istedim ama ben bir lilyum istedim ve arkası sürekli böyle geldi. Kendisinin de çok küçük bir bahçesi varmış. Bahçesindeki bitkilerinden bana böyle hepsinden, gördüğünüz gibi, yani hepsinden açmadım. Bir miktarını açtım. Şöyle, sonra şaşırdım. Gördüğünüz gibi içlerinde yine aynıyumlar var. Arkadaşım, canım arkadaşım, dileğim, sen ne yaptın? Yani ya ben çok 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 inanın mahcup oldum. Yani şimdi video çekmek istedim, bu bir anı kalsın istedim. Sen de gör istedim duygularımı. İnan şu an canlı canlı aktarıyorum, ki arayacağım seni de, arayacağım, sesli görüşeceğiz inşallah. Allah ne diyeyim, bin kere razı olsun. Yani bizler çiçekçiyiz, çiçek severleriz. Bize bir yaprak gelse, bir kök gelse, bir dal gelse, bizler dünyanın en mutlu insanı oluyoruz. Çok mutlu oldum, çok sevindim ama çok fazla göndermişsin arkadaşım. Allah gönlüne göre, güzel gönlüne göre versin. Allah senden razı olsun. Ne diyeyim, bu gelin teli miydi? Gelin, öyle bir ismi vardı bunun. İnşallah büyütebilirim. Şunlardan ben de sana göndermeyi düşünüyordum. Paketin içinde, bitkilerin içinde. Çok teşekkür ederim. Görünce inan bir kat daha sevindim. Bunlar kırmızısı. Bende çok az kırmızısı var ama ya bende olmayan bitkiler genelde. Mesela ciğer. Ben ciğer daha hiç almadım arkadaşlar. Görüyordum, güzeldi. O zamanlar tabii balkonda yetiştiriyordum ya, hani daha acemiydim de. Devasa oluyor, kocaman oluyor. Korkuyordum yani, yere göğe sığdıramam ben bu devasa bitkiyi diyerek almadım. Uzaktan seviyordum. Allah razı olsun. Sayende bir de ciğerim oldu. Şimdi tabii yerim müsait elbette. Seram var, balkonlarım var, bahçem var ama yani hepsi çok güzel. Şimdi daha açmaya devam edeceğiz. Bir de orkide göndermiş. Ah çok seviyorum orkideyi ama orkide tesadüfen bende bir tane çok iyi yetişti. Sonrasında da o orkideyi inan kaybettim. Yani nerede hata yapıyorum bilmiyorum. Hani salon bitkilerinde menekşe haricinde çok tecrübem yok. Birkaç böyle klasikler vardır ya, hani parlak Mustafa falan derler ya, öyle telgraf çiçeği gibi onlar vardı yani. Sonradan bir anda biz pat diye böyle aynıyumlara, sukulentlere geçtik. Şimdi burada devamı var, bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim, şu yapraklara bakar mısınız ya Rabbim? Bakar mısınız şu yaprakların çokluğuna, çeşitliliğine? Allah'ım ya Rabbim.
bütün bitkilerini yoldun getirdin mi? Sen ne yaptın? Canım benim. Bu kırılmış. Hiç sorun değil. Bazen oluyor ki şuradan bile yavru veriyor arkadaşlar. Hiçbir yapraktan vazgeçmeyin. Atın bir kenara. Oluyor. Ama şunu göstermek istiyorum ya. Bu nasıl şeker bir aynıyımdır böyle. Bu nasıl bir güzelliktir böyle. Bir tane daha vardı sanki. Bir saniye inşallah bulabilirsin. Ha şu. Şu. Allah'ım nasıl bir güzel renk bu böyle. Allah'ım Allah'ım. Ay ne olur bunları büyütebilmeyi nasip et bana Allah'ım. Çok güzeller. Ah canım arkadaşım ya. Ne yaptın sen? Şöyle şurası komple yaprak. Allah'ım bu kadar ağırlar ki bu burada bir dura dursun. Yine burada bir ne var? Aynıyım sanki bu da. Allah'ım. Canım arkadaşım ya. Of of. Allah'ım. Ya bir yandan kalbim var ya. Böyle bitkilere böyle güzel, yeni bitkilere sahip olmak kolye açarken ki o heyecan var ya kalbim pıt 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 atıyor yeminle söylüyorum heyecandan ama kelimelere de dökemiyorum bakın şu an dilimde dolaştı kelimelere dökemiyorum duygularımı çok çok yani hiç gerek yoktu daha önce de göndermişti bana biliyorsunuz bendeki krasulalar var. Bir dönem böyle krasula para ağacının sunset'i arıyordum ben. Ben de var diye yazmış. Kızım gelecek falan öyle bir muhabbetten sonra aman Allah'ım. Bana getirdi. Bak şimdi buna güldüm. Oo. Artık dikenlere de girdik. Tamam. Oy oy oy. Ya benim kaktüslerim vardı. Kaynana topuzum olsun. Böyle birkaç kaktüs çeşidim vardı benim. Çok da güzel çiçek açtı. Yani kaktüsün o yeni alıp da böyle çiçek açtığı zamanlar eski videolarında görürsünüz. Muhteşem böyle. O tomurcuktayken 2-3 gün sürüyor. Sonra açıyor. Ertesi günü sönüyor. Ya diyordum ben bu koskoca yılı bir günlük çiçek için mi bu? Şey yaptım dedim yani büyüttüm kaktüsü emek verdim gözüm gibi korudum baktım bir günlük çiçeği için mi baktım dedim ama sonra kaktüsler de gerçekten kendi dalında ayrı bir güzellik yani efsane böyle hediye olanlar muhakkak manevi değeri benim için çok 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 fazla. En koca dikenlisi, çuvaldız iğneli gibi dikenli de olsa onlar benim manevi olarak çok değerlilerim. Bunları en güzel saksılara dikip büyüteceğim ve seramın en güzel köşesinde konumlandıracağım. Ya ne diyeyim ben, ne diyeyim? Tabii bunlar şimdi kaktüs sever arkadaşlar için ben hemen açtım geçtim ama. Muhakkak biliyorsunuzdur. Muhakkak bunlar çok güzeldir, çok değerlidir. Şöyle çeşit çeşit. Dikenleri çok sert değil. Belki küçük oldukları için. Şu çok değişik mesela. Bakın bunun dikenleri çok soft. Çok teşekkür ederim canım benim ya. Bunu ta Hollanda'dan kendine yük ettin, getirdin. Kurban olurum senin o güzel yüreğine ama keşke hani bu kadar kendine zahmet etmeseydin. Black Prince'e benzettim. Ben çok eziliyorum, çok mahcup oluyorum böyle inanın. Ve burada şöyle bir efsane güzel bir şey var. Bildiğimiz sedum dam koruklarına benzese de yaprağı. Çok değişik bir şey. Çok güzel bir şey bu. Çok teşekkür ederim arkadaşım benim. Burada ne var? Aman hiçbir şey geçmeyeyim. Şu, evet böyle bir güzellik. Yine şu daldan kalmış. Daha neler var neler. Biz
ne kadar sürer arkadaşım bunu açması bilmiyorum. Arkadaşlar, of, altı da dolu. Şimdi tek tek açıyorum. Tabii heyecanla, ben de merak ediyorum. Siz de tabii merak ediyorsunuz ne var diye. Of, bu ne? Bu Rosie Crow olabilir. Rosie Crow. Şöyle bir tane dalı, yaprağı pardon. Şu an evin içerisindeyim arkadaşlar. İçeride açıyorum bunu. Işık umarım iyidir. Şöyle yakından. Şöyle. Şekilde. Oy, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? İsimlerini şu an çıkartamıyorum ama tahmin ediyorum bunun ne olabileceğini. Bu neydi? Bunu biliyorum. İsmi şu an aklıma gelmedi, biliyorum. Eğer oysa, tabii ki yanılmıyorsam. Şöyle şunları hemen şöyle atayım. Ben de bir kısım bitkileri söktüm. Tabii ki ben de kendisine bitki göndereceğim ama bu kadar çok çeşit, benim elimdekiler hep klasikler. Elime geçeni ben de koydum paketine. Çok güzel. Bakın, bu benim ilk klasiklerden, ilk aldıklarımdandı. Çok yavruluyor. Çok güzel bir türdü. Dediğim gibi ilk aldıklarımdan ve ilk Ziraidon'da ben bunu kaybettim arkadaşlar. Muhteşem, güzel, kalpli diyoruz biz buna. Kalpli yapraklı. Açıyorum. En alttakileri de böyle gözüm görüyor. Ama çekip almayacağım. Sırayla ineceğim. 10 günlüğüne geldi Dilek Hanım. Hemen kendi kolisini de yapıp yarın inşallah göndereceğim. Şöyle bir muhteşemlik. Çok güzel. Benim sanki şeye benziyor bu. Red Ruby'ye benzettim. Çiçeğim var ya, hani öyle ortadan çıkmış şekilde. Bu yok. Bu bende yok. Ah ah. Bizim bu bitki aşkımız ne olacak böyle? Oy oy oy. Bu hangisi acaba? Tombulları hep severim ben. Çok şekerler. Acaba hangisi? Tabii isimlerini öğreneceğim inşallah. Sonra tekrar videolarda mutlaka göstereceğim ve o zaman isimleriyle sizlere anlatırım. Şimdi arkadaşlar, videom çok uzun oluyor da. Heyecanla da böyle, Allah'ım bu ne? Allah'ım, bir aynıyım daha. Ya sen kimsin? Allah'ım, Allah'ım. Benim aynıyım almama gerek kalmadı sanki. Ama yok yok. Ben bu gidişle aynıyımcı da olursam kümesi bir bahara doğru herhalde seraya çeviririm ben. Orayı da aynıyım serası yaparım. Oy, bu kim? Maşallah maşallah, çok güzel. Dilek Hanım, yağmurda işte soğuk hava şartlarından ziraidonlardan bir kısmını kaybetmiş bitkilerini. Ay canımsın, bu kim? Ay çok güzel de renk, mürdüm rengi. O bunlar aynı mı acaba? Şöyle yan yana. Bu renkli, bu renksiz. Maşallah maşallah. Of, çok güzeller. Tombullara bayılıyorum ben. Suyunu çok seviyorum. Ya sevmediğim bitki yok benim. İnsan herhalde kaybettiklerini tekrar yerine koymak istiyor hep. Benim soğuklardan etkilenenlerden bir tanesiydi suyun, biliyorsunuz. Bu da çok güzel. Bu da efsane. Oy oy oy. Lokum bunlar. Yapraklar. İki kasa yaprak neredeyse. Güzel, yüreğine, gönlüne sağlık. Allah gönlünün muradını versin. Dilek arkadaşım benim. Bak, bu tüylüden de yoktu bende. Bu da çok güzel. Şey var sadece. Şu bizim moraran.
ismi şimdi pat diye tabi söylüyorum ama aklıma gelmedi ismi. Devotion. Devotion var ya. Bu Fred. Bu Fred mi? Fred'e benzettim. Çok teşekkür ederim. Fred'e bayılıyorum. Ama çok hassas bir tür. Bunu da böyle dikip sanırım böyle terk edeceksiniz bunu. Atacaksınız bir kenara, unutacaksınız. Suyu gösterin, uzaktan gösterin sadece. Sen kimsin? Bir şeker. Değişik. Çıkartamadım ama acaba dediklerim var tabi aklımda. İnanmıyorum. Bunu bana göstermişti. Ganzo. Bu Ganzo. Fitkawi var bende. Ama Ganzo satışlarda görmediğim için Ganzo alma şansım olmadı. Yani artık bunlar neredeyse klasiklere, yani yarı özellere falan giriyor. Çin çançonlar girince bizim hayatımıza. Ganzo falan çıkmıyor pek. Şimdi şöyle. Ama varsın uzun olsun bu sefer video arkadaşlar ya, değil mi? Ama hevesle ve merakla açıyorum. Bak bana silkeliyorum. Bu da çok değişik. Hangisi acaba? Çok güzel bir şey bu da. Bayağı çünkü anaç bir gövdesi var şu an gördüğüm kadarıyla. Bu da kim? Evet, kıvırcıkları seviyorum. Ama bu da çok ayrı bir kıvırcık. Oy, yavrusu da var. Çok güzel. Çok çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Allah razı olsun. Yani şu an söylediklerim, inanın, teşekkür için çok az, çok az, yetersiz kalıyor. Ne diyeyim, Allah gönlünün muradını versin. Allah karşına senin gibi hep güzel insanlar, güzel yürekli insanlar çıkarsın. Şöyle şunu da açacağım. Hop, bir şey gitti. Hepsi çok şeker bunların. Hepsi çok şeker. Allah'ım. Bugün tam da var ya, toprak malzemelerim geldi. Yeni toprak. Polidonis olabilir bu. Toprak malzemelerim geldi. Yeni yeni güzel güzel dikeceğim. İnşallah. Allah'ım ya Rabbim. Bütün bahçeyi sökmüş gelmiş. Alsam şu kadar bir şey. Bu büyük veya şöyle. Nasıl tahmin ettim. Şöyle korkarak böyle inanmıyorum. Leş kaktüsü de koymuş. Dedim ki hadi bundan da şimdi leş kaktüsü mü çıkacak böyle, çünkü bir hissettim tırtıklılığını. Efsaneler. Efsaneler. Allah'ım ya Rabbim. Şuna bakar mısınız? Pıtır 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 pıtır. Değişikler. Allah'ım ya Rabbim. Dilim tutuldu, bir şey diyemiyorum şimdi. Dilim tutuldu şu an. Bunların hepsi gerçekten ta Hollanda'dan getirirken bir yük, biliyorsunuz uçakla gelirken her kilonun, gramın bir sınırı var. Muhteşem. Çok güzel. Yani şimdi ben çok üzülüyorum kendisine.
kilo ağırlığı, yük falan inşallah yapmamıştır. Ya bir şey yapmadım aslında. Ne olacak? Alt tarafı bitkilerine baktım. Kendisine istediği bitkilerden verdim, gönderdim. Yani çok aman aman bir şey yapmadım ama Allah razı olsun yani. Çok güzel. Bu da Draco mu? Bitkiler biliyorsunuz hepsi Koreli bitkiler, o zaman aldıklarımız. İnanın bitkileri hani kışın ortasında aldık. Soğuklarda çok geç köklendiler. Köklenmek için sürekli yaprak kuruttular. Yani birkaç tanesi benimkilerde dahil köklenmeyenler bile var. Her bitkinin mevsimi var, zamanı var köklenmek için. Hani gönül isterdi ki böyle hepsi köklenmiş, yavrulamış, büyük büyük teslim edeyim ama biliyorsunuz Echeveria'lar şu Mart çıkacak da sonrasında bir uyanışa geçecekler. Hatta hafta sonu arkadaşlar zirai donlarımız var. Yani çok çok garip bu meteoroloji. Benim telefonda -2, -3'ü gösteriyor. Eşimin telefonda ikimiz de aynı marka telefonu kullanıyoruz. -6'ya kadar gösteriyor. Sonra açtım baktım zirai don raporunu. Evet 1-2 gün böyle hafif gösteriyor. Ne yapacağız tabii ki. Hani ben -1'de -2'de falan böyle çok korumaya almazdım ama böyle olunca hani ne olur ne olmaz diyerek Fred arkadaşlar, Fred Ives bu diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bunlar şeye de benzeyebiliyor. Ama işte Fred'e benzeyen Metallica'ya da benziyor. İkisi birbirine yakınlar. Yani zirai donlardan korumaya geçeceğiz yine arkadaşlar. Bitkilerimizi illaki koruyacağız. Riske atmayacağız. Kocaman Allah'ım. Bu sanırım fantom. Bunu tanıdım. Bundan zaten kendisi kızıyla göndermişti. Gözüm gibi bakıyorum. Ama ilk baharımızı, yazımızı daha yeni işte birlikte geçireceğimiz için henüz büyüme göstermedi, daha büyümediler ama köklendiler. Hepsi de sağlıklılar çok şükür. Şöyle koyacağım bu güzelliği de. Çok affedersiniz. Bir anda öksürük geldi. Ya ya ya. Havorti. Bakın dün bir video izledim. Orada havortilerin çiçek açtığını ve her havortinin de farklı farklı çiçek açtığını gördüm. Ve dedim ki ya havortiler de güzelmiş. Bu nasıl bir güzel dal uzantılı diye. Şu an bu havortiyi gördüğüme çok sevindim. Ya sanki bende olanı olmayanı biliyorsunuz Dilek Hanımcığım ya. Canım arkadaşım. Yani bende havorti yok. Yoktu. Şimdi oldu. Çok şükür. Ya çok 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 güzeller. Allah'ım çok güzeller. Of, agavodis. Agavodis. Çok güzelsin. Evet. Bu tırnaklılara artık bayılıyorum ben de. Bir arkadaşımın vesilesiyle ben de artık tırnaklılara merak sardım. Bende vardı bir tane ama devamını almamıştım. Ama şimdi o tırnaklıların renklenmiş hallerini görünce evet. Allah'ım. Yine leş kaktüsleri. Çok güzeller. Şöyle şuraya koyacağım bunu. Şöyle. Pıtır pıtırlar. Bende de var bir tane leş kaktüsü ama bilmiyorum bir tembellik etti. O güzelim pembe yıldız
çiçeğini açmadı, göstermedi daha kendini bana. Ama çok güzel bir tür. Sanırım video bir saat oldu. Olsun. Merak eden arkadaşlar izlesinler. Sevmeyenler izlemesin, ne diyeyim. Ama hepsini açarken birebir görmek istedim. Görmenizi istedim. Çok güzel. Çok güzel. Gel bakalım koca kız. Deminden beri bana oradan doğru bakıyorsun. Şöyle çıkartabileceğim mi seni? Ay, ha, maşallah maşallah. Allah'ım yarabbi. Efsanesin. Kocaman efsanesin. Benim Pollux haricinde bu kadar büyük bitkim yok. Anaç bitkim yok. Çok güzel bir tür. Çok güzel. Echeveria'lar ayrı güzel. Ay burada ne var? Neyse şunu şöyle bir şey yapayım da toprağını dökeyim. Bu lilacina. Bu lilacina. Devasa lilacina. Benim minnacık şu ortası kadar var. Dış yapraklarını döktü. Yani sabırla büyütmeye çalışıyorken elime böyle kocaman hazır geldi. Çok teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Kim bilir kaç yıllık bir bitkidir bu. Yani aylar, yıllar sürüyor bu boya gelmesi ve şu an çok tanıdık bir bitkiyi görüyorum sanki. Blue Mist. Abo. Oh, oh, oh. Uy uy uy. Bir saniye. Ay ay ay. Burası karıştı. Yaprakları şöyle kenara aldım. Şöyle oraya düştüler. Şu kocaman kızı bir alayım. Bakalım şurada bir ağırlık var. Çok çok insan bu kadar mı? Aha tamam. Evet. Efsane çıktı. Efsane çıktı. Bu bahçesindeki ağaç zambaktan, kendi zambağından bir tanesini söktü. Getirdi bana. Göstermişti, demişti. Bu kokulu arkadaşlar. Kokulu zambak. Bunların üretimi biliyor musunuz? Şu dişlerle bile oluyor. Şu dişlerle şöyle dikerek üretim oluyor. Kokulu muhteşem ağaç gibi. Çok uzun uzun olabiliyor bu. Çok teşekkür ederim. Böyle kokulu zambak soğanı ben Zen Garden'dan almıştım arkadaşlar. Ama belki bir 8-9 yıl öncesinde 12 adet almıştım. Bunu anlatmıştım da size sanırım videoda. Ve diktim. Tabii toprağım o zamanlar şimdiki gibi böyle geçirgen, işte pomzada şudur budur bilmiyorum ki ben hani. O zamanlar toprağın geçirgenliğini falan direkt kendi bahçe toprağımıza dikmiştik. En güzel konumlara. Sonraki seneler çıkmadı. O senesi açtı. Mis gibi de koktu. Ve yavrularını da tepe çiçeğin kellenin etrafından köklü köklü verdi. Çok ilginç bir bitkidir. Sonrasında çıkmadı arkadaşlar. O toprak onu çürüttü, yani taş gibi kökleri gelişmedi. Ve tekrar da aynı firmada gösterse de gelince haber ver butonunda defalarca iletişime geçtim, şey yaptım ama gelmedi. Gelmedi yani. Tekrar da nereden bulunur, temin edilir araştırdım, bulamadım, göremedim. Aklıma gelmişti. Bitkileri nasıl olsa gelecek dedim. Dilek Hanım'a öyle yazmıştım. Hani bulunur muhakkak diye. Mevsimi çünkü orada da. Sağ olsun. Yani o kadar çok çeşit lilyum. Ben bir istedim, bin geldi. Fazlasıyla geldi. Allah da senin bir istediğini bin etsin. Hepsi karşına bin çeşit, bin türlü güzelliklerle çıksın inşallah. Ya ben gerçekten çok çok duygulanıyorum böyle durumlarda da.
güzel, yüreğine sağlık. Ne diyeyim? Bu Yunus çiçeği. Daha Yunus çiçeği. Bu da yoktu bende. Diyorum ya, sanki bende ne olup olmadığını biliyor yani. Hepsini videolardan birçok takipçilerim, birçok sevgili takipçilerim benim bitkilerimi benden çok çok daha iyi biliyorlar. Neyin nerede olduğunu biliyorlar. Hatta beni yönlendiriyorlar. Yani şuradaydı gördüm falan gibisinde. Bu da efsane. Efsane bir şey bu. İsimlerini biliyorsa tabii ki hepsini tek tek soracağım. Çok güzel. Çok güzel. Muhteşem. Şu an inanın çok duygulandım. O kadar kastım ki kendimi. Şu an sizlerle canlı canlı hepsini bakar mısınız? Anaç gövdeler hepsi. Köklü. Ya bak şimdi aklıma geldi. Bunu biliyorum. Ben Blue Mist'i anlatmıştım. Blue Mist'i çok sevdiğimi ve böyle bonsai forma geldiğini ve o zamanlar bonsai'nin ne kadar değerli bir form olduğunu bilmediğim için ben bitki yaşlandı dedim. Yaşlandı ama formu böyle. Ya ben onu dolap uygulamaya koydum. Ya inanın kadın tekrar bu forma gelirse tekrar alırım diye yazdı. Çok şaşırdım. Aa dedim. Hani kadına bak ya, hani böyle ağaç olmuş şeyi ne yapıyorlar ki falan. Tazesi güzel uçları dururken diye. İşte bunlar çok kıymetli. Bunlar var ya, bunlar. Bunlar muhteşem oluyorlar. Gövdelerden böyle yapraklar patlatınca tabii biz, işte benim kaçıncı yılım? Dördüncü yılım sukulentlerle. Evet, dördüncü yılı bitirdim sayılır. 4 yılda edindiğim ve gördüğüm tecrübeler, formlar, bitkiler hakkında neyin ne olduğunu işte öğrendik. Yani neyin ne kadar değerli olduğunu. Kaç yılda bu boya geliyor bu bitki ve bu bitkinin değeri paha biçilmez arkadaşlar. Bu bitkinin değeri paha biçilmez. Yıllar var, emek var. Tamam mı? Yani bunda çok emek var. Çok çok emek var. Çok değerliler. Kesinlikle insanların emeğinin değeri biçilmez. Paha biçilmez bir şeydir. Al işte ne kadar güzel. Maşallah. Canım arkadaşım. Canım arkadaşım. Bu kim? Opalina mı? Biraz bodur yapraklı. Ama biliyorsunuz böyle çok 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 güzel bitkiler var. Birbirine benzeyen, isimleri farklı. Renklenmeleri de farklı oluyor yani. Onun için aynı bitki deyip geçmemek lazım. Şöyle. Bu da böyle şey, yapraklar, şu köşe yaprağı. Şimdi burada ne var? Açmaya korkuyorum. Ah, yok canım. Aa, muhteşem, muhteşem. Çok güzel. Hop. Oo. Çok güzeller. Çok çok güzeller. Bakalım Allah'ım ya. Böyle. Ya. Ben kaktüslerden de çok anlamıyorum ama. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Şu güzelliklere bakın. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Siz ne güzelsiniz. Burası evet bu. Sanırım şöyle çevireyim. Bu komple tek bitki. Allah'ım ya Rabbim ya, ne diyeceğimi bilemiyorum. Canım arkadaşım ya, sen ne yaptın, nasıl
Tavşan kulağı. Bunlar hep vardı bende. Çok güzeller. Çok çok teşekkür ederim arkadaşım. Ne diyeyim? Allah senden razı olsun. Mübarek Ramazan ayında sen beni sevindirdin, mutlu ettin. Rabbim de seni ömür boyu mutlu etsin. Ailenle, sevdiklerinle, evlatlarınla. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Güzel gönlüne göre versin. Şimdi bir de lilyumları hemen size göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bunlar da lilyumlar. Yani bir lilyum dedim. Canım arkadaşım zaten ben demeden kendisi bunları yavaş yavaş almaya başlamışmış. Niyetinde zaten varmış. Soğanları hepsini, bunları dikerken göstereceğim size. Videom çok uzun oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de aynı heyecanı yaşamışsınızdır, beğenmişsinizdir. Bu güzellikleri görmekten siz de heyecan duymuşsunuzdur. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Çok sağ ol arkadaşım.